Sette başrolle başrol birbirine yakışır. Yani öyle bir durum var mı? Aklınızda bir şey çıkmıştı, söylenti. İşte bir set aşkı da. Yok. Yok. Yani evet. Söylüyorlar onu. Evet. Her röportajda da soruyorlar. Aynı notadan söylediniz. Farkında mı? Fark evet. Ettim mi? Galiba alıştık artık cevap evet. Vermeye. O yüzden öyle oldu. Çok cevap var. Ya Damla ile ikimizin arasında bir şey yok. Tamam. Senin bir başkasıyla aranda bir şey var mı? Yok. Ya benim şu anda bir ilişkim yok. Niye, bir ilişkiye vaktin mi yok? Yani vaktim yok gibi bir şey değil yani, yok yani, bilmem. Yoksa yok. Ya olsa olur yani. Yapayım mı bir şey? Hı? Abinim ben senin, yapayım mı bir şey? Niye mi oğlum ya? Sen kriterleri ver bize. Tabii arada bir siz konuşurken biz çıkalım mı gibi bir şey geliyor bana böyle. Bir dakika da böyle bir abi karşıma. Yapayım mı? Sen kriterleri ver, biz de oradan döktürürüz ya. Burayı biz o piyanonun başına niye koyduk? O işler için. Döktür kriterleri. Peki yani şey, zor bir adam mısındır? Ya armutun sapı, üzümün çöpü, o olmaz arkadaş. Ya zor olduğum taraflarda vardır tabii ki de yani. Hmm. Nedir yani, iki tane zor olduğun taraf say, üçüncüyü sormayacağım. Ben biraz oradan galiba, hani burcun özellikleri. Eyvah, benim oğlen de kaldı evde. Benimkisi de Başak Burcu oğlum. Eyvah, ya biraz şeyimdir. Ne, dikkatli falan filan bilmem ne. Seçkin. Ve seçici. Ben çok kıskanç bir adam değilimdir mesela, o problem oluyor. Kıskanç bir adam değilsin. Değilim pek. Hmm. Yani aslında kıskanırım ama yani bunu karşı tarafa çok şey yapmam. Kıskanç olmaman mı problem oluyor? Evet. Ha şey yapıyor ya, biraz, kadınlar. Kıskanmıyor musun beni hiç? Evet, evet. Ha biraz yani. Ya ama aslında yani kıskanırım ama bunu karşı tarafa çok şey yapmam. Hani, belli etmezsin. Rahatsız edecek seviyede ona bulaştırmam bu olayı yani.